Cumhuriyet Üniversitesi'nde 7. Geleneksel Türkçe Günleri yapıldı. 24-25 Nisan tarihlerinde yapılan Türkçe Günleri'nde önemli isimler ağırlanırken şiir dinletileri ve çeşitli söyleşiler yapıldı. Programın açış konuşmasını yapan Rektör Danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı, 2017 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Dili Yılı olarak kabul edildiğini söyleyerek yapılan programdan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Dilimizi, ana dilimizi maalesef bize yanlış tanıttılar. Her döneminde olmadık laflar söylediler. Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız ise milleti millet yapan özelliğin dil olduğunu ifade etti. Milletleri millet yapan özellik ne bir toprak üzerinde yaşamaları ne bir bayrağa veya devlete sahip olmalarıdır. Asıl milletleri millet yapan temel özellik Cemil Meriç'in de ifadesiyle dildir. Yine Cemil Meriç'ten alınmış bir ifadeyle söyleyecek olursak, dil bir milletin hafızasıdır. Eğer bir toplum dilini kaybederse hafızasını da kaybetmiş demektir. Yıldız 7.'si düzenlenen Türkçe günlerinde güzel şeyler yapıldı diyerek dilin öneminden bahsetti. Şiir dilinin Türkçe haline gelmesini sağlayan süreçte Anadolu'da dilimiz kimliğimizi oluşturmuştur. Sonraki dönemlerde yine Karamanoğlu Mehmet Bey'in bundan sonra dergahta, bargahta her yerde Türkçeden başka dil konuşulmayacaktır ifadesi de Türkiye'miz açısından önemlidir. Daha sonra konferansa geçildi. Daha doğrusu dil, Cenab-ı Hakk'ın insanlara bahşettiği pek çok nimetten, sonsuz mucizelerden bir mucize aslında. Programa konuşmacı olarak katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Duman, Ne Haber Türkçe konulu söyleşisini gerçekleştirdi. Tane dil değil, belki bir dilden başarılı ama çok sıraca dil var. Bunların içinde geçmişte ölmüş gitmiş olanlar var. Şu anda kullanıcısı olmayan diller var. 7.'si düzenlenen geleneksel Türkçe günlerinin ikinci programı ise şiir dinletisi oldu. Üniversite Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda fon müziği eşliğinde öğrenciler aşk ve vatan temalı şiirlerini seslendirdiler. Müzik.